Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir sütlü tatlı tarifi vereceğim. Hem yapımı çok kolay hem de şık bir sunumu var. Sütlü tatlı severlerin bu tatlıyı çok seveceğini düşünüyorum. Bu güzel tatlının tarifine geçmeden beyaz katmanında ne tür malzemeler kullanmışız bir göz atıp tarife başlayalım. 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tereyağı. Tatlımızın beyaz katmanı için tencereye 2 su bardağı süt alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı un ekleyip karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayan muhallebinin üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Muhallebiyi soğutmadan tatlının dekorunu hazırlayıp kalıba döküyoruz. Dekor için tabağı ıslatıp tatlı kaşığının ucunda muhallebi bırakıp biraz yayarak yuvarlaklar yapıyoruz. İrili ufaklı yuvarlaklar yaptıktan sonra kullanacağımız kalıbı da aynı şekilde ıslatıp hala sıcak olan muhallebiyi içine döküp yayıyoruz. Beyaz katman arada kalacağı için soğuyunca dolaba kaldırıp kalıp tutması için yarım saat bekletiyoruz. Beklettiğimiz muhallebi kalıp tutunca düz bir tabakla birlikte ters çevirip kalıptan çıkarıyoruz. Boşalan kalıba tatlımızın üst dekoru için hazırladığımız yuvarlakları aralıklarla yerleştiriyoruz. Tatlımızın dekoru ve beyaz katmanı hazır olunca çikolatalı katmanını hazırlamaya geçiyoruz. Çikolatalı katmandaki gerekli malzemeler 4 su bardağı süt, 8 tane kakaolu petibör bisküvi, 3,5 su bardağı un, 1 çay bardağı toz şeker, 60 gram sütlü çikolata. 8 tane kakaolu petibör bisküviyi parçalayıcıdan geçirip inceltiyoruz. Tatlının çikolatalı katmanı için tencereye 4 su bardağı süt alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 3,5 yemek kaşığı un ve incelttiğimiz petibör bisküvileri de ekleyip karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayan çikolatalı muhallebinin içine 60 gram sütlü çikolata ekleyip çikolatalar eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Çikolata yerine kakao da ekleyebilirsiniz. Ama kakao muhallebiyi ağırlaştırdığı için çikolatalı yapmanızı öneririm. Hazırladığımız çikolatalı muhallebinin yarısını dekor için yerleştirdiğimiz yuvarlakların üzerine boşaltıyoruz. Göz kararı yarısını boşalttığımız çikolatalı muhallebiyi yayıp düzelttikten sonra arasına gelecek ilk hazırladığımız beyaz muhallebiyi yerleştiriyoruz. Ve son olarak çikolatalı muhallebinin kalan yarısını beyaz katmanın üzerine boşaltıp tatlımızı tamamlıyoruz. Bu tatlının kalıp tutması için bekleme süresi olduğundan akşamdan hazırlamanızı öneririm. Ya da benim gibi tatlıyı tamamladıktan sonra dolaba kaldırıp 3 saat bekletip servis yapabilirsiniz. Benim çok yaptığım bir tatlı, tadını biliyorum ama sizin için göstermek istiyorum. Dokusu, kıvamı nasıl olmuş, kaşığı aldığımızda nasıl duruyor görün istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tatlı oldu, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.